Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugün dünyanın ve felsefe tarihinin en iyi bilinen, en çok okunan ve üzerine en çok çalışma yapılan filozoflarından biri olan Platon'dan konuşacağız. Adını bu podcast'ı dinleyen arasında adını duymayan yoktur zannedersem. Kimdir Platon? Platon 427 ile milattan önce 427 ile 347 yılları arasında yaşamış bir filozoftur. Atinalıdır ve Atina'nın en zengin ve nüfuzlu ailelerinden birinin çocuğudur. Böyle bildiğiniz kralların, tiranların falan soyundan gelmedir. Sokrates'in öğrencisidir ve Aristoteles'in de hocasıdır yine hepinizin bildiği gibi. Felsefesinin üzerinde en çok Sokrates'in etkisi olmuştur. Yazdığı eserlerde Sokrates'i ana karakter yapacak kadar Sokrates'in Platon'un felsefesinin üzerinde etkisi vardır. Ama bunun yanında Herakleitos, Parmenides ve Pitagoras'tan da etkilenmiştir. Hatta felsefesi bunların bir füzyonu gibidir de diyebiliriz belli açılardan. En ünlü eseri Devlet'te kendi felsefesini oluşturmuştur. Hatta bu anlamda kendi felsefesini oluşturan ilk filozof da diyebiliriz. Ahlak felsefesi, politika, epistemoloji, metafizik konularında çalışmalar yapmıştır. Mülahazalarda bulunmuştur. Sokrates'in ölümünden sonra Atina'dan ayrılarak Megara'ya, İtalya'ya, Sicilya'ya ve Mısır'a gitmiştir. Daha sonra tekrar Atina'ya dönerek geleceğin krallarını ve filozoflarını yetiştirmek üzere akademiyi kurmuştur. Bu akademi bildiğiniz günümüzdeki akademinin de atası oluyor aynı zamanda. Diyelim ve sözü Bilal'e bırakalım. Evet, sürpriz bu arada. Yani biraz geç girdim. Normalde intihar edecektik. Sonra filozofun yoluna olan bağlılığımız bizi hayata tuttu. Yani bir de diğer filozofların görüşlerine bakalım dedim. Yani ondan sonra intihar ederiz. Modern çağa gelelim, sonra bir daha değerlendiririz intiharı. Bu programda Platon ve Platonculuktan bahsedeceğiz ve Platon felsefesine bir giriş yapacağız. İlker şöyle hayatı hakkında kısa bir giriş yaptıysa da ben biraz daha ayrıntılı bilgi vermek niyetindeyim. Platon'un hayatı Sokrates'le tanışınca değişmiştir. 20'li yaşlarında Platon'la değişiyor. O dönemin Atina'sının soylu ailelerinin çocukları gibi sanat, müzik, retorik, şiir ve beden eğitimi konularında eğitim aldığı sonucuna rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Daha önceden de çeşitli şiir ve tragedya yazma çalışmaları da olmuş ama Sokrates'ten tanıştıktan sonra hayatında köklü bir değişikliğe gitmiş. Hatta öyle ki yazdığı şiir ve tragedi eserlerini bizatihi kendisi yakma eyleminde bile bulunmuştur. Yani yaktığını, daha önce yazdığını bilmiyordum. Bunu şimdi senden öğrendim de ama bir şiir düşmanlığı sezmiştim açıkçası. Daha önce okuduğum notlardan şiire karşı olan tavrını bayağı negatif bulmuştum. Kendisi yazmış ama zamanında denemiş. Şiir onun için bir sanat, genel olarak bir taklittir. Gerçeğin bir taklitidir ve değerli değildir. Aristoteles'e de benzer bir şey görüyoruz, yani sanat felsefesinde yine benzer bir yaklaşım görüyoruz yani hocasındaki gibi. Ama ben daha çok şeye dikkatim çekti benim, yakma eylemi. Protagoras'ın da, pardon, Demokritos'un da eserlerini yakmaya çalışmış, onu durdurmuşlar. Yeter artık, yaka yaka bitiremedin diyerek durdurmuşlar adamı. Gençliği aslında sorunlu bir dönemde geçiyor. Sparta ile yapılan 30 yıl süren Pelopones savaşlarında gençliğini geçiriyor. Bu Pelopones savaşlarında Atina nüfusunun 3'te 1'i ölüyor. Politik olarak kötü yönetilen bir dönemde, salgın hastalıkların, ekonomik zorlukların insanları zor durumda bıraktığı çevresel şartlarda, bir de bunlara yetmezmiş gibi sofistler gibi anarşistlerin, toplum ve ahlak düşmanı diyebileceğimiz, yani Platon'un zaviyesinden baktığımız zaman insanların öğretilerinin artık popüler olduğu bir dönemde, toplumsal bir anomalinin yaşandığı bir dönemde bir gençlik geçiriyor. O da bu ortamda gördüğü, tanık olduğu çarpıklıkları düzeltmek istiyor ve Sokrates'in ilginç kişiliğinden, onun ahlaki ve siyasi misyonundan etkilenecek ve kendi çözümünü üretme yoluna girişecektir. Ancak Platon, yani bu çabasına, bu isteğine rağmen Atina sitesinin siyasal hayatında aktif bir rol oynama arzusunu asla gerçekleştirmeyecektir maalesef. Sokrates'in ölümünden sonra kendisi de can korkusuyla bir önceki programda bahsettiğimiz Megaralı Öklides'in yanına gidecek. Ondan sonra Kirene'ye ve Mısır'a seyahat edecek. Mısır'da matematik öğrendiği rivayet edilecektir. Sonra da Sicilya'ya bir yolculuk yapmıştır. Burada Siracusa Sarayı'nda
Dionysos'un davetiyle İtalya'ya gidiyor, Sicilya'ya. Aklındaki devlet, aklındaki ideal devleti gerçekleştirecek ve bu davetle beraber İtalya'ya gittiğinde kendince aklındaki ideal devleti gerçekleştirecekler Platon. Fakat bu mümkün olmuyor. Yani oranın yöneticileriyle falan da epey sıkıntı yaşıyor galiba. Ev hapsine kadar gidiyor hatta. Evet, Dionysos da sorunlar yaşıyor. Dionysos onlar artık öğüt almamaya karar veriyor. Sonra kaçıyor. Bir de ilk Dionysos'la ilişkisi de aslında Dionysos'un babasıyla başlıyor aslında. Dionysos 2. Dionysos'un ilişkisi de zaten birazcık zoraki ilişki aslında bildiğim kadarıyla. Platon'la olan ilişkisi. Yani babasından miras aldığı bir ilişkiyi devam ettiriyor Platon'la. Evet, şeyde sonra dayısı alıp götürüyor bunu. Yani adamın akrabası hep böyle krallar falan, krallarla arkadaşlık ettiği için dayısı, yanlış hatırlamıyorsam dayısı onu İtalya'ya götürüyordu, davet ediyordu. Orada İtalya'da bir arkadaşım var, oraya gidelim, kral orada. Orada krala öğütler vererek, yani onun ideal devletindeki kral filozofu devletin başına geçirme amacıyla işte krala öğretecek felsefeyi. Onun ideal devleti orada mümkün olacak. Ama tabii bu plan gerçekleşmiyor. Dionysos onu ev hapsine tutuyor ve o da kaçıyor. Daha sonra burada Sicilya'dan. Kaçarken de bir gemi seyahati sırasında bir tatsızlık yaşıyor. Bu tatsızlık da onun köle edilmesiyle, köle olarak satılmasına kadar gidiyor. Şansına köle pazarında satıldığı sırada onu tanıyan birisi satın alıyor onu ve fidyesini ödeyerek özgür bırakıyor. Sonra Atina'ya geliyor Platon. Orada geleceğin filozoflarını ve krallarını yetiştirmek istiyor. İlker'in deyişiyle akademiyi kuruyor. Burada ilk Atina'daki ilk felsefe okulunda kadınların da dahil olduğu ilk yüksek öğrenim kurumudur. Bu okul herkese açıktı. Öğrencilerinden de ücret alınmıyordu. Zaten sofistlerle olan ana geçimsizlik kaynaklarından biri de bu ücret alınma hususuydu. Bunu da sofistler programında biraz daha ayrıntılı bir şekilde işlemiştik bunu. Bu okulun derslikleri vardı, müfredat programı vardı, düzenli eğitim veren öğretim kadrosu vardı ve bir kütüphanesi vardı. Okulun en ünlü öğrencisi de ta orada 17 yaşında girmiş ve 20 yıl boyunca orada kalan Aristoteles'tir. Aristoteles öğrenimini bitirdikten sonra da retorik öğretmeni olarak orada kalmaya devam ediyor. Okulun kapısında geometri bilmeyen buraya girmesin yazıyor. Yani burada da biraz ayıp ediyor Platon sanki. Yani Mısır'a gidip geometri öğrenmiş. Yani Atina'ya gelmiş, dönüp geometri bilmeyen buraya. Şimdi bunun neden böyle olduğunu özellikle Platon'un idealar kuramını öğrenirken göreceğiz İlker. Zaten modern felsefede de biraz bunun gereklerini göreceğiz. Aslında oraya artistik yapmak için yazmamış da. Ya tabii canım, orası ayrı. Yani modern hayatta da hatta insanlar daha iyi geometri, temel fizik bilgisi iyi olur. Yani özellikle Türkiye'de trafikte falan bu saçma sapan hatalar yapmakla kurtulurlar böylece. Bu okulda neler öğretiliyordu bakalım. Bu okulda geometri, matematik, aritmetik, astronomi, müzik, tarih, hukuk, retorik, ahlak ve siyaset felsefesi okutuluyordu. Dönemi için çığır açıcı bir eğitim kurumuydu akademiya. Platon derslerini notlara göre vermiyormuş, rivayetlere göre şifahi olarak, yani ağızla anlatarak veriyordu. Bugün elimizde olan diyalogları da onun ders notları değil, popüler felsefe metinleridir. Yani insanlara okuması için, geniş kitlelere ulaştırılması için, ulaştırılması amacıyla yazmış olduğu kitaplardı. Temel, yani hedef kitlesi akademi öğrencileri değildi. Peki Platon neden diyalog formatını kullanmıştır? Muhtemel cevabımız onun Sokrates'ten etkilenmiş olması. Sokrates de zaten hiçbir şey yazmıyordu ve insanlara sorular sorarak doğruyu onlara buldurma yöntemini kullanıyordu. Yazmıyor, bari ben onu yazılarımda konuşturayım demek için mi biraz? Hayır, bu yöntemi kullanıyor. Yani Sokrates oturup kimseye... Sokrates'in anlatım biçimini, o soru sorarak, bilmezmiş gibi yaparak, işte o karşı tarafı konuşturarak kendi doğrularını, onu yöneltmesi, yolunu kullanmanın en iyi yolu olarak mı? Evet. Sokrates'in kullandığı yöntemi yazıya döküyordu Platon'da. Zaten diyaloglar da böyleydi. Yani Sokrates hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey ileri sürmez diyaloglarında. Karşı tarafı konuşturur sürekli. Sonra karşı tarafın iddialarındaki çarpıklıkları bulur ve onları haksız olduğunu söyler. Zaten Sokrates'in de
Sokrates konusunda konuştuğumuzda bilmediğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir öğretisiydi. Diyaloglarında da aynı şekilde Platon beğenmiş. Kierkegaard da gelecekte bunu ironinin başlangıcı olarak kabul edecektir. Hiçbir şey bilmediğini iddia etmesini. Evet. Bu yöntemi aynı şekilde kullanmaya devam ediyor. Tabii ilerleyen diyaloglarında daha yaşlılık dönemlerinde biraz daha bu özelliğini yitiriyor diyaloglar. Daha uzun, daha ayrıntılı, daha açıklayıcı metinler başlıyor. Hatta son diyaloglarında, son diyaloğunda Sokrates hiç yer almayacak. Ama tek bir diyaloğuyla sınırlı bu. Fakat devlette özellikle söylemiştim. Devleti okuyun diye. Okumadıysanız göremeyeceksiniz. Devleti okuyun. Devlete de bunu çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir de dönemin asillerinin çocuklarının aldığı gibi benzer bir müzik, retorik eğitimi aldığından bahsetmiştik. Buna uygun olarak da bir tiyatro, bir tragedya formatında yani bir konuşmalar şeklinde yazılıyor bu diyaloglar. Kendinizi gerçekten sadece bir felsefi metin değil, bir sanat eseri okurken buluyorsunuz Platon'un diyaloglarını okurken. Bu yönüyle okuması hem eğlenceli, hem takip etmesi, hem düşünce akışını kolaylıkla anlamak açısından da çok güzel bir formatı tercih ediyor. Diyaloglarındaki... Bu arada, pardon sözünü kestim. Devlet deyince, devlet kitabı, Platon'un devlet kitabını telaffuz edince genellikle şey yani devlet yönetimiyle ilgili veya devlet düzeniyle ilgili bir şey olduğu anlaşılıyor genellikle ama birazcık da çevirisinden dolayı kaynaklanan bir yanlışlık olsa gerek bu. Kitabın orijinal ismi Politeia. Tam karşılığı da bir toplumdaki kamu ve politik yaşam. Yani sadece politikayla sınırlı değil. Kamu yani o toplumdaki günlük yaşamla da ilgili aslında. Evet. Yani sadece devlet yönetimiyle falan ilgili değil. Latincesi de de res publica zaten devletin. O da hani kamu işleri, public business diye çevrilmiş İngilizceye hatta. İşte dediğim gibi sadece politika anlaşılmasın. Hani sadece bir devlet yönetimi, devlet nasıl yönetilir onunla ilgili bir kitap zannedilmesin devlet. Evet, devletle ilgili ayrıca bir program yapmayı planlıyorum bu arada. Devleti anlatacağımız. Bunun yanında kitabın şu anda İngilizce ismi de Republic, Cumhuriyet. Yani hatta Gökhan Özgün'ün bir yazısında vardı. Buna çok bir kısa değinmişti. Neden Republic Türkiye'ye devlet diye çevrilmişti diye devlet otoritesini anlatmak adına bir ironi ya da bir gönderme yapmıştı. Biz konumuza geri dönelim. Bu sanatçı kişiliğinin de bu sanatçı yönünün de bir yansıması olarak bu diyalog formatını kullanıyor. Okuması çok zevkli. 33 tane diyalog var. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum ben. Hepsini de rahatlıkla okuyabilirsiniz. Platon bu ilk sorunlu bu Siraküza Sarayı'na seyahatinin ilk sorunlu seyahatinden sonra yani 21 yıl sonra oraya tekrar gider aynı amaçla. Bu sefer Dionysos'un oğlu ile Dionysos 2 ile aynı şeyi yapmaya çalışır. İşte hayalindeki bu genç kralla hayalindeki devleti kurmak üzere yolculuğa çıkar. Fakat yine umduğunu bulamaz ve yine elleri boş bir şekilde Atina'ya geri döner. Platon 5 yıl sonra aynı yere yine hayal kırıklığıyla sonuçlanacak bir seyahat daha gerçekleştirmekten kendisini alamaz. Öldüğünde de okulu yeğeni Speusippos'a bırakır. Platon'un hayatından kısaca bahsettikten sonra biraz da Platonculuktan bahsetmek istiyorum. Nedir Platonculuk? Platon ilk sistem filozofudur. Bu ne anlama geliyor? Bu o daha önce doğa filozoflarını görmüştük. Bunlar sadece doğayı, varlık felsefesini anlamaya çalışmışlardı. Ama onlarda bir varlık, bunlarda bir bilgi kuramı ya da ne bileyim bir ahlak kuramı olmadığını görmüştük. Hemen hemen hiçbir filozofta. Eğer onların eserleri elimizde olsaydı belki biraz daha bir şeyler görebilirdik ama olmadığını düşünmek de isabetli bir tahmin olacaktır diye düşünüyorum. Eğer bir şeyler olsaydı yani söz edilebilir bir ahlak kuramı olsaydı eminim o dönemin filozoflarına yani Aristoteles'in notlarında da benzer şeylerle karşılaşacaktık. Yani onlara, o kaynaklara o gün ulaşabilen Aristoteles'in kaynaklarında da böyle bir sistem filozoflarına dair yani sistem filozofu olduğuna dair en azından çeşitli ipuçları elimizde olacaktır diye düşünüyorum. Platon bu anlamıyla karşımıza çıkan ilk sistem filozofu. Bu sistem filozofunu biraz çok kaba bir tanımı yapmıştık. Bir
felsefe anlayışı geliştiriyorlar. Bir formül diyelim ona kabaca. Sonra bu formülü felsefenin diğer alanlarına tatbik ediyorlar. Aynı formül varlık kuramı, aynı formül bilgi kuramı, aynı formül ahlak kuramı, aynı formül siyaset, sanat gibi diğer alanlara da sirayet ediyor. Nitekim onun doğa filozofları gibi bir varlık kuramı, sofistler ya da Sokrates gibi bir ahlak kuramı, bir siyaset kuramı vardı. Bunda da sınırlı kalmıyor Platon. Onun bir bilgi kuramı, estetik veya sanat felsefesi, hatta öte dünyaya ilişkin bir eskatolojisinden bile söz etmek mümkündür. O Platon felsefe tarihinin gördüğü en özgün felsefe kuramcısı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda en büyük eklektik felsefe kurucusudur. Kimlerden etkilenmişti? Bundan daha önce de bahsetmiştik. Pitagoras'tan, Herakleitos'tan, Demokritos'tan etkilenmişti. Sokrates'ten elbette etkilendi. Sofistlerden etkilendi. Hatta Sokrates'in, Platon'un özür dilerim, o kadar şey hakkında, o kadar konu hakkında yazmıştır ki, yanlış hatırlamıyorsam Whitehead'di. Bütün felsefe tarihi Platon'a düşülen alt notlardan ibarettir diye bir iddialı sözü bile vardır. Yine onun öğrencisi diğer büyük filozof Aristoteles'te de benzer şeyi görüyoruz. Platon daha önce de birçok yerde parmak bastığımız gibi idealist bir filozoftur. Yani varlığın düşünce cinsinden olduğunu iddia eder ve maddi varlığı reddeder. Onun için varlık yoktur. Yani bizim bugün varlık dediğimiz maddi varlık yoktur. Ya da gerçek olan, yani idealar dünyasındaki, idealar evrenindeki varlığın bir gölgesi, bir yansımasıdır. Haliyle bu gerçek varlık, yani bizim bugün varlık dediğimiz şey, madde dediğimiz şey gerçek olmadığına göre duyularımızla algıladığımız verilerin de doğru olmadığı sonucuna varacağız ve rasyonalist, yani akılcı, yani bilgi kaynağının, gerçek bilgi kaynağının akıldan yola çıktığını, akıldan kaynaklandığını öne süren bir de epistemolojisi ile karşılaşacağız. Yine bunun, bu rasyonalist tarafı ve varlık felsefesi ile ilgili düşünceleri de psikoloji alanında, yani ruhsal anlamda ilk defa bir dualist, yani dört başı mamur, ayakları yere basan dualist bir varlık anlayışı, yani ruh beden ayrımını da ilk defa göreceğiz Platon'da. Bunda yetinmiyor. Aslında Platon'un yapmak istediği şey bunlar değildi. Yani esas hedefi bunlar değildi. Bunlar sadece esas hedefine ulaşması için kat etmesi gereken yollardı. Platon'u felsefe yapmaya iten ana yetmen siyasete ilişkin kaygıları ve bizzat bu konuda kendisinin sarf ettiği sözlerdi. Hayatından bahsederken de onun politik anlamda buhranlı bir dönemde bir gençlik geçirdiğinden bahsetmiştik ve bu konuda bazı adımlar atmak istediğinden bahsetmiştik. Esas amacı onun siyaset felsefesi yapmaktır. Ama siyaseti yapabilmesi için de bir felsefe kurmak zorunda hissetmiş kendini ve tarihin gördüğü ilk sistem filozofu olmuştur. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Klasik Yunan düşüncesinde ahlakla politika birbirinden tam olarak ayrılmaz. Keza Protagoras'ta ne görmüştük? Politik bir erdemden bahsediyordu. Erdemin öğretilebilir olduğundan bahsediyordu. Aristoteles'te de insan tanımı politik bir hayvan olarak bizim karşımıza çıkıyordu. İnsan sadece varlığını sürdürmez, iyi bir hayat yaşar ve politika bunun için en iyi bir araçtır. Yine o dünyaya biraz geri dönelim, birazcık empati yapalım ya da birazcık tarih bilgimizi göz önüne alalım. Görece küçük devletler bunlar. Şehir devletleri, nüfusları az. Mesela Platon'a göre ideal devlet de nüfus 4800 gibi bugün için gülünç rakamlardan oluşuyor. Haliyle herkesin politikaya katıldığı, herkesin devlet mekanizmasında yer aldığı, mahkemesinden meclisine kadar söz sahibi olduğu bir politik veya sosyal hayattan bahsediyoruz. Haliyle politika aynı zamanda her şey anlamına geliyordu o dönem insanı için. Platon ve Platonculukla beraber başlayan bu gelenekle beraber onun kurduğu eğitim sistemi, okul ve kurduğu felsefeyle beraber artık şairlerin yerini bilim adamları almış.
filozoflar almış. Mitosların yerine logos, yani akılla söylenen söz, teoria almış. Adalete, yasalara, ahlaki değerlere, inanç ve saygı artık geleneksel dinsel zeminde değil, akılsal zeminde yaratmak ve oluşturmak ihtiyacı hasıl olmuştu. Yunan insanının içinde bulunduğu bu acıklı anarşi ve şiddet ortamından kurtulmasını sağlayacak kişi filozof olabilirdi. Platon otoriter bir yönetime inanıyor. Evet. Hatta Karl Popper'a bakarsak totaliter bile diyebiliriz hatta. Evet. Bu peki neye karşıydı? Hani neden böyle bir şey söylüyor? Dönemin bunun yani toplum birliğinden de çok bahsediyor aynı zamanda devlet kitabında. Birlik olmayan bir toplum toplum değildir diyor hatta. Bu yaşadığı dönemin koşullarıyla ilgili muhtemelen değil mi? Peloponez'e savaşına gelişmiş olmak, bir dağılmakta olan dönem. Tabii yani. Yani bu şekilde yaparak beceremiyoruz. Tek yumruk altında birleştirmeliyiz sizi gibi bir görüş ağır basmış gibi mi geldi? Ya öyle devlet kitabında yönetim sistemlerini teker teker eleştiriyor. Mesela demokrasiden nefret ediyor. Yani demokrasi olabilecek en kötü yönetimlerden biridir. Demokrasi tiranlığa yol açar onun için. Onda bir hiyerarşik bir devlet sistemi vardır. Şöyle bir argümanı var temel. Bunun devlet kitabını, devletle ilgili bir program yaptığımızda ayrıca konuşacağız. Sen hasta olduğun zaman kime gidersin İlker? Doktora. Doktor. Peki araba kullanma, bir araçla seyahat edeceksin. Uçakla seyahat edeceksin. Uçağın kimin kullanmasını istersin? Pilot. Ya öyleyse devlet gibi son derece karmaşık, son derece bilgi isteyen bir kurumun, bir toplumun yönetilmesini nasıl sen sıradan halka verebilirsin? İşte burada şeye de bakmak gerekiyor. Yani devlet dediğimiz şey bir toplum sözleşmesi olduğu için bir yere gelen bunun kimin bu işte ehil olduğunu, hani bu şey değil, hani bir yılda iki yılda öğrenecek teknik bir bilgi olmadığı için bu aynı zamanda bu işte kimin ehil olduğu konusunun da sorusunun da tam bir cevabı olmadığından dolayı işte Platon devlet kitabında bunu Platon'a göre tabii Platon'a göre bunun cevabı açık, ona göre filozoflar filozoftur ama olacak. Yani şöyle 40 yıllık bir eğitimden bahsediyoruz. 40 yıl süren bir eğitim. Yani devleti yönetecek kadrolara gelecek kişi 40 yıllık bir eğitim alır. 40 yıl süren bir eğitim. Bugün bile günümüzde 40 yıl eğitim alan insan var mı ya? Günümüzde bile yok yani. Öyle ideal bir devlet kuruyordu Platon. Senin dediğin gibi biraz totaliter bir sistem kuruyor. Monarşik de diyebiliriz aynı şekilde. Veya aristokratik de diyebiliriz aynı şekilde. Gerçi o biraz da Aristoteles'in tanımı ile ilgili. Onun bu hedeflediği yönetim sistemi içinde bunun tesis edilebilmesi, bu devletin, bu cumhuriyetin diyelim, hani İngilizce tanımı daha doğru ifade ettiği için, o bu cumhuriyeti tesis edebilmesi için de gerekli bilgiyi, gerekli sistemin kurulması için de onun felsefesinin kurulması gerekiyordu. Ona göre siyaset filozofu önce ortada sağlam bir varlık olduğunu gösterecek. Sonra bu varlığın insan tarafından bilinebileceğini gösterecek. Yani bir epistemoloji. Sonra bu bilgi, yani bu episteme, insan doğasının gerçeğinin ne olduğunu, ona gerçek mutluluğu verecek şeyin ne olduğunu gösterecek. Yani insan doğasına uygun evrensel doğruları, yani ahlakı ortaya koyacak. Bütün bunların sonunda da toplum için konulması gereken yasaların neler olduğunu bir bir ortaya koyacak. İdeal bir toplum ve siyaset anlayışı meydana getirecekti. Platonculuk, şimdi kitaplarını okuyunca biraz daha göreceksiniz bunu. Dalga geçmesi kolay ama baş etmesi zor bir sistemdir gerçekten de. Çünkü öyle güzel örülmüş ki, öyle bir kendi içerisinde tutarlılık arz ediyor ki, karşı koyduğunuz zaman yerine daha iyi bir şeye koymak zorundasınız. Yani onun yanlış olduğunu ispat edeceksiniz, sonra doğruları koyacaksınız ama bu sefer onunla başa çıkamıyorsunuz. Birisi de onu yazdıkları için şey demişti, okunması kolay, anlaması zor. Evet, okuması çok zevkli. Yani her okuyuşunuzda farklı şeyleri fark ediyorsunuz. Bu devlet yolunu mutlaka okusun dinleyicilerimiz. Bunu herhalde 20 defa telaffuz ettim.
ama çok önemli. Platonculuğu anlamanın, hani Platonculuğa giriş için çok önemli bir kitap. Evet, Platon ve Platonculuk hakkında görece kısa bir program yaptık. Bir sonraki programımızda da varlık felsefesinden bahsedeceğiz. Ondan önce senin var mı İlker soracağım bir şey? Yok. Yok, tamam oldu. Hı hı. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın.